Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz HTC One Mini geçtiğimiz ay tanıtılmıştı ve bu telefonda önümüzdeki haftalarda Türkiye'de piyasada olacak. HTC One'ın kompakt versiyonu HTC One Mini ve tasarıma baktığımızda hemen hemen HTC One'la aynı tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Fark olarak HTC One Mini'nin etrafını görmüş olduğunuz gibi plastik bir çerçeve çevriliyor. HTC One'da bu bölüm alüminyum olarak üretilmişti ve tıraşlanmış, ince yeşillikten geçirilmiş bir çerçeve olacak şekilde tasarlanmıştı. Ancak bu çerçevenin, doğrusunu söylemek gerekirse, aşınması, çizilmesi çok fazla oluyor. Bu nedenle HTC One Mini'de böyle bir tasarımın tercih edilmesi bizim fazlasıyla hoşumuza gitti. Baktığımızda profilden yine oldukça ince duran, arkaya doğru kalınlaşan bir telefon var karşımızda. Plastik belki HTC One Mini'nin havasını HTC One'a göre biraz düşürmüş olabilir, ancak baktığımızda gerçekten HTC One Mini de uzaktan kendisini belli edecek. Beyaz renkli versiyonuyla ayrı bir hava katacak model gibi görünüyor. HTC One Mini'de 4.3 inçlik 1280x720 piksel çözünürlüklü ekran var ve baktığımızda telefonun dikeye doğru biraz daha uzun olduğunu görüyoruz. Bu sayede telefon elde çok daha rahat şekilde kavranıyor. Her türlü tuşuna, düğmesine rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Telefonda Sense 5 kullanıcı arayüzü var, görmüş olduğunuz gibi. Snapdragon 400 işlemci bulunuyor bu telefonda. Snapdragon 600 işlemci bulunuyordu bildiğiniz gibi HTC One'da. Bu telefonda Snapdragon 400 işlemci var. Gördüğümüz kadarıyla telefon iyi bir performans sunuyor. Gördüğünüz gibi geçişler oldukça akıcı. Uygulamaların açılması da oldukça hızlı. HTC One Mini'de de ultrapiksel kamera var ve Zoe'yi de görürüz. Yani Zoe sayesinde 3 saniyelik ard arda çekimler yaparak bunlarla farklı çalışmalar ortaya koyabilirsiniz. Özelleştirilmiş fotoğraflar yaratabilirsiniz. Yine HTC'nin galeri uygulaması da, HTC One'da gördüğümüz galeri uygulaması da HTC One Mini'de yer alıyor. Bu galeri uygulaması da çekilen fotoğrafları etkinlikler halinde gösteriyor ve bunlarla çeşitli klipler oluşturmanıza, hazır klipler oluşturmanıza izin veriyor. Gördüğünüz gibi hemen çekilen fotoğraflarla bir klip oluşturuluyor ve bu gösteriliyor. HTC One Mini'de de ses kalitesi oldukça iyi. Bu telefonda da görmüş olduğunuz gibi önde iki tane hoparlör var. Boom Sound destekli bu hoparlörler iyi bir ses kalitesi sunuyor. Ses çıkışı sunuyor. Bu açıdan da HTC One Mini HTC One'dan geri kalmıyor. Devam edelim HTC One Mini'den bahsetmeye. Tekrar tasarıma dönelim. Görmüş olduğunuz gibi tuşlar da HTC One Mini'de plastiğe uygun olacak şekilde yeniden tasarlanmış. Bu da dikkat çeken bir ayrıntı. HTC One ile HTC One Mini karşılaştırdığımızda da her iki telefonun büyüklük ve HTC One Mini'yi çevrilen plastik çerçeve dışında birbirinin aynısı olduğunu görürüz. Arkaya baktığımızda da yine görmüş olduğunuz gibi arkada da aynı tasarım kullanılmış. Bu şekilde özetleyebiliriz HTC One Mini. HTC One Mini ile ilgili daha fazla detayı teknoblog.com'daki ön inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.